Bu milli yarada aslında performans noktasında iyi işler yapan bir diğer isim de Victor Nelson oldu. O da Danimarka'da iyi işler yaparak aslında birçok takımın da ilgisini çekti. Özellikle İtalyanlar ve İngilizlerin yakından takip ettiği yönünde haberler de var. Tabii ki Nelson Galatasaray için önemli bir stoper ama önünde Davinson Sanchez'in olması bir talihsizlik. Çünkü Davinson'dan forma almak çok zor. Davinson'a da Real Madrid'in ilgisi olduğu yönünde haberler var. Tabii ki Davinson Sanchez gerçekten üst seviye bir stoper. Siz nasıl, neler söylersiniz bu stoperdeki transfer gündemiyle alakalı? Sevgili Ceren, yani samimi söylüyorum, Real Madrid'de oynar mı? Çok rahat oynar. Davinson Sanchez şu anda baktığımız zaman Galatasaray'daki izlettirdiği Davinson Sanchez, bize gelmeden önce izlettirdiği Davinson Sanchez çok net Avrupa'nın en iyi 3 takımda oynayabilecek seviyede. Türkiye Ligi'nin şu anda en iyisi. Hatta Avrupa'ya da baktığımız zaman ilk 5'e girebilecek potansiyel var. Real Madrid'de çok daha üst seviyeye çıkabilir. Galatasaray burada 9 milyon euro almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Davinson Sanchez'den çok iyi paralar kazanabilir. Astronomik rakamlar kazanabilir. Eğer iyi bir strateji belirlerse belki rekor bir transfer de olabilir. Bu süreci bekleyip göreceğiz. Bir taraftan da Nelson'u kazanmak lazım. Okan Hoca Nelson'un 2 maçta yaptığı hatadan dolayı tekrardan Sanchez gelir gelmez kazandırmıştı. Geçen sezona gidersek Sanchez sakattı, Nelson dönüyordu. Nelson sakattı, Sanchez dönüyordu. Ve çok iyi bir süreç yakalamışlardı. Burada her iki oyuncudan bir tanesi Ocak ayında gidebilir. Sanchez mi olur, Nelson mu olur? İkisi de çünkü milli takımlarında yer alan oyuncular. İkisi de Galatasaray için çok iyi hizmetler olmuş oyuncular. Ama baktığımız zaman ben şunu çok net söyleyebilirim. Sanchez gitme ihtimali Nelson'a göre daha yüksek görebilir ama Galatasaray yönetiminin beklediği rakamlar doğrultusunda. Çünkü böyle bir stoper bulmak kolay değil. Ama bazen de sizi şartlar öyle bir yere getirir ki karşınızda Real Madrid var. Parayı bastırıp alamayacağı oyuncu yok. Dünya çapında baktığı zaman her sene dünyanın en top seviyesindeki oyuncuları alıp bonservis konusunda hiç acımıyorlar. Galatasaray da burada net bir duruş sergileyip o rakamı yukarılara çekebilmesi lazım önümüzdeki günlerde. Evet, artık yavaş yavaş ligimize de dönüyoruz. Hafta sonunda maçlar var. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın bir sakatlığının hafif bir sakatlığın ardından biraz dinlendirilmek isteniyor şeklinde haberler de var. Tabii ki Barış Alper Yılmaz da, Torreira da bu gibi isimler hiç durmadan Barış Alper gibi durmaksızın diyecektim az kalsın. Durmadan forma giyen ve asla dinlenme fırsatı olmayan oyuncular ki yoğun bir tempoda var. Her kulvarda mücadele etmek de oyuncuları biraz zorluyor. Barış Alper Yılmaz'ın Antalya Spor maçında dinlendirilmesi bekleniyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Barış Alper Yılmaz ikinci kez dinlendiriliyor. Kasımpaşa maçında da dinlendirilip sonra o ikinci yarı sonlarına doğru hoca oyunu atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Dinlenmesi gereken oyuncuların en başında geliyor. Geçen sene 69 maç mıydı? Galiba 69'du. 59 mu 69 mu? Yani 60 üzerinde bir maça çıkmış bir Barış Alper Yılmaz'dan bahsediyoruz. Bu sezonda şu anda en çok forma giyen oyuncu Kasımpaşa maçına kadar hem Avrupa maçında hem lig maçlarında yine milli maçlarda oynayan bir Barış. Mutlaka dinlendirmesi lazımdı. Togaran'ın da dinlenmesi lazım. Takımda çok yorgun olan oyuncular var. Sanchez'in de belli bölümlerde dinlenmesi lazım. Abdülkerim. Abdülkerim'in de dinlenmesi lazım. Geniş bir kadro var. Orada Nelson var. Metehan Baltacı var. Kaan Ayhan stoper oynayabiliyor. Okan Hoca çünkü bu milli ara dönüşünde tekrardan yoğun bir trafiğe giriyor. Çok ciddi bir trafik var. 35 günde iç sahada oynayacağı arka arkaya maçlar var. 2 tane Avrupa maçı var içeride oynayacak. Antalya deplasmanı çok zorlu bir deplasman olacak. Milli takım dönüşleri her zaman sıkıntıdır. Orada Alex'in artık kazanmak isteyen bir Antalyaspor serisini yakalatmak isteyen bir Alex var. Tartışılan bir Alex var. Alex de futbolculuğu efsane ama Antalyaspor'da şu anda hocalık anlamında bir tartışılan bir boyutu başladı. Çünkü artık takım bir galibiyet istiyor, seri istiyor. Onlar da Galatasaray'la bir çıkış yakalamak istiyorlar. Fakat baktığımız zaman Galatasaray'ın bu maçı kazanması halinde önünde çok güçlü değil ama böyle zor iç sahada aşağı yukarı 7-8 tane arka arkaya maç oynayacak. Avrupa'da, ligde. Bu süreci de Okan Hoca elindeki futbolcuları zaman zaman dinlendirerek, zaman zaman sistem değişikliğine giderek. Yani 3-5-2'ye dönecek mi? 4-4-2'yi nasıl yapacak? 4-2-3-1 mi yapacak? Oyun içinde değişiklikler. Bugün Foto Maç'ta da o haberini zaten yer almıştı. Okan Hoca'nın kafası karışabilir diye. Osimhen ile Icardi ile ne kadar oynayabilecek? Başlayacak mı yoksa bitiren 11'de mi olacak? Milli takımda bunların hepsini Okan Hoca çalışmıştır. Zaman zaman çıktığı kanalda da televizyon programlarında da bunu ifade ediyor. Dolayısıyla beklemek lazım. Ben açıkçası Icardi ile Barış'la beraber dinlenmesi gereken oyunculardan bir tanesini de
Lucas Torreira olduğunu düşünüyorum. Çünkü o yapılan testlerde sakatlık riski olan oyuncuların en başında Barış Alper Yılmaz'la Lucas Torreira geliyor. Arkasından da Abdülkerim Bardakçı. Böyle devam eden oyuncular var. Peki o zaman yavaş yavaş yayınımızı noktalayacağız. Sizin de bir A-Spor yayınınız var ama onun öncesinde son kez de şunu sormak isterim. Hakim Ziyech'in antrenmandaki eğlenceli halleri ve çok da rastlamadığımız güler yüzlü halleri dikkat çekti. Sizce Hakim Ziyech'in dönüşü Galatasaray'ın işine yarayacak mı? Özellikle Barış'ın dinlenmesi gereken noktalarda belki de forma şansı Hakim Ziyech'e verilecek. Siz Okan Buruk'un bu noktadaki tercihlerini nasıl tahmin edersiniz? Yani Barış'ın olmadığı bir dönemde o formayı kapabilir. Evet, sakatlıktan çıktı. Salahi'nin Macar milli takımında oynadığı başarılı futboluna dikkat çekmek lazım. Oradan da formda gelecek. Yunus formda. Şimdi baktığın zaman orada yani Salahi'den formayı alabilir mi? Alabilir tabii ki. Hakim Ziyech çok başka bir oyuncu. Çok formda gözüküyor. Antrenman performansına bakacak olursak bu maçta normalde Hakim Ziyech oynar diye düşünüyoruz. Ama Salahi'ye Okan Hoca forma verirse benim hiç sürpriz olmaz. Hakim Ziyech'i gülerken görmeyi özlemişiz gerçekten de. Bu zorlu yarışın, zorlu maratonun içinde 35 günlük de 8-10 maçlık dilimde Hakim Ziyech'e Okan Hoca'nın çok ihtiyacı olacak. Çünkü Hakim Ziyech devre arasında bir ayrılık planı var. Oynayarak gitmek ister, formda gitmek ister. Hem kendisi için hem Galatasaray için. Bu zorlu virajda değil mi ama yani zorlu 35 günlük fikstürde, sıkışılmış fikstürde Galatasaray'da Hakim Ziyech'i de yer alacaktır. Bence Salahi'yi de yer alacaktır. Jelert'i Okan Hoca'nın bir an önce kazanması lazım. Jelert'i ayrı parantez açmak lazım. Geldiğinden bu tarafa iki tane 11'i var. Ve Okan Hoca orada hala Kaan Ayhan oynatıyor. Milli takım dönüşü yine Kaan Ayhan mı oynayacak? Ben Antalya Spor maçında muhtemelen öyle, kuvvetli muhtemelen öyle gözükecek. Hani stoperlere bir şey olmadı sürece Kaan Ayhan orada. Önümüzdeki günlerde ne olur bilmiyorum ama Galatasaray'da iki tane oynamasını istediğim oyuncu vardır. Birisi Jelert, birisi de Yusuf Demir. Bu iki oyuncu, Yusuf Demir'i biliyoruz ama biz Yusuf Demir'i bir türlü maç kurtarırken, maçta yaptığı asistle, maç içindeki o Yusuf Demir olduğunu hatırlatacak bir türlü ikinci senesi göremedik. Kiralık Galatasaray'a geliyor. Yusuf Demir için Okan Hoca'nın beklentisi yüksek. Kampta da bunu ifade etmişti. Katıldığı bir programda da ifade etti. İnşallah önümüzdeki günlerde Yusuf Demir ve Jelert'i daha fazla görüyoruz. Özellikle Jelert 9 milyon, Yusuf Demir 6 milyon. Yani bunların garanti olarak baktığı zaman bonservis için 15 milyon euro para ödenmiş gözüküyor. Bu iki oyuncuyu da Galatasaray'ın bir an önce kazanması lazım. Peki, çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Aynı şekilde izleyicilerimize de teşekkür edelim. Onlar da yayınımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirler. Yine gelişim.